Bir de Ahmet Cevdet Paşa, Allah mağfiret etsin, onun başkanlığında Mecelleciler diye bilinen Mecelle-i Ahkam-ı Adliye namıyla maruf bir eserin ortaya çıkmasını sağlayan bir heyet var. Bunlar da İslam'a bağlılıkları birinci derecede gelen fakat siyasi yetkinlikleri olmayan ilim erbabı sayılacak kimseler. Bunlar Batı hukukunu Osmanlı toprağında görmek istemeyen kimseler olarak bütün güçlerini kullandılar ve Mecelle-i Ahkam-ı Adliye nam ile anılan, ismiyle anılan çok meşhur dünyadaki hukuk kodifikasyonlarının yani derlemelerinin çok önde gelenlerinden bir eser meydana çıkardılar. Bugün bu eserin Türkçesi yayınlanmış durumda. Defaatle yayınlandı sanıyorum. Benim kütüphanemde 30 senedir var. Mecelle denir kısaca. Tam adı da Mecelle-i Ahkam-ı Adliye. Yani adliye, adli hükümler mecmuası. Onun mecellesi. Mecelle mecmua demek ya Arapça. Mecmua da toplayan demek. Yani adli hükümleri toplayan şey. Adli hükümlerin toplandığı kitap anlamına geliyor. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye. Arapça terkip. Fakat onlar ancak bilimsel olarak bu eseri ortaya koydular. O gün bugündür de bu eserin güzelliği konuşulur, edilir, eksik yanlarıyla birlikte. Fakat çok öz halinde, gerçekten anayasa hükümleri denecek derecede özetlenmiş, fevkalade güzel bir kitap olmasına rağmen, ne yazık ki Osmanlı'nın ulemasının da dahil olduğu bir eksikliği de beraberinde bulunduruyor. Çünkü Osmanlı'nın 600 yıl Hanefi mezhebini bütün dünyada, yani en büyük devleti olmuş dünyanın, Müslümanların da en geniş hudutlara sahip devleti olmuş. Hanefi mezhebinin alternatifsiz olarak başka mezheplerden de yararlanmamak kaydıyla her tarafta 600 yıl boyunca uygulanır oluşu öyle bir hal doğurmuş ki başka mezheplerde sanki hiçbir görüş, doğru görüş yokmuşçasına Mecelle'nin en büyük aksak yanını oluşturmuş. Yalnızca Hanefi fıkhından esinlenerek Mecelle ahkamı, hükümleri derlenmiş. Bu tabi Mecelle için bir eksiklik. Yani keşke Maliki fıkhına, Şafii fıkhına, Hanbeli fıkhına, Süfyan-ı Sevri'nin içtihatlarına, daha başkalarına, Abdullah bin İbada, İmam Cafer'e, bilmem başkalarına, İmam Zeyd'e de baksaydılar. Çünkü onlar da Müslümandılar, onlar da içtihat etmişlerdi. Bir insanın veya bir ekolün düşünce yapısının tümüyle tek doğru olduğunu söylemek için ancak ayete, vahye ihtiyaç vardır. Hiçbir mezhebin doğruluğu konusunda da vahiy inmiş değildir. Eğriliği konusunda da inmediği gibi. Mecelle'nin en büyük noksanı olarak da bu yanı anılır.